Birkaç şey izah edersen sevinirim hocam. Bir diyor, ey yüzden ta 300 seneden sonraki ifadesindeki 300 seneden sonra denmesinin hikmeti nedir? Üstad Hazretleri iki diyor, 2120 Allahu Alem kıyamet kopacak diyor. Yanlış çeşitli evcet hesapları bu tarihi geçiyor. Bu tarihin hikmeti nedir? Boşuna yazılmaz zannımca. 2122, 2134 gibi. Siz en doğrusunu bilirsiniz inşallah. Allah'ın izniyle açıklarsan sevinirim. Bir de Mehdi zannedildiği gibi Şam Medine değil de İstanbul'da diyor. Ama Süfyan da Şam'dan çıkmayacakmış. O da İstanbul'dan çıkacakmış hocam. Masonik Düzen adlı kitabınızda Christoph Kolomb gizli işaretlerinden bahsettiniz. Bunu biraz da izah eder misin? Mesela el işareti, bir de Kabala ve Masonluk adlı kitabınızda bir şahsın yüzünü göstermiyorsunuz hocam. Merak içinde kalıyoruz. Hocam arkadaşlar da yanınıza gelmek istiyoruz. Olmazsa en azından ben geleceğim inşallah. Duanıza muhtaç. Öğrenci Cengiz Yılmaz. Evet. E100'den ta 300 sonra evet. Bediüzzaman bu kitabı yazdığında 300'ler. Hicri 1300. 1300 yani 1300 değil mi? 300 diyor. 300. 1300'den sonraki 100. Ne yapar? 1400 yapar. Yani bunu zaten teyit eden 8 ayrı açıklaması var. Bu bir tanesi. Hicri 1300'de olan bir insan ne der? Hangi tarih? 300'deyim diyor. Yani bir bini söylememiş sadece. Yani o şey orada yuvarlama olduğu için çabuk konuşmanın bir gereği olarak söylüyor. 300'den sonraki 100 diyor. Sana zaten söylüyor. Sonraki 100 yıl sonraki diyor. Açık konuşmanın devamında. Bundan 100 yıl sonraki diyor. Ne anlama gelmiş oluyor? 300'den sonraki 100. Sonra bundan sonraki 100 dediğine göre yine orada da ayrıca teyit edilmiş oluyor. Dolayısıyla Hicri 1400 işaret edilmiş oluyor, anlatılmış oluyor. Bediüzzaman evet 2120 diyor. Başka yerlerde de hatta 1500 Hicri 1545 diyor. Evet, evet. Bir başka yerde de 1577'ye kadar söylüyor. 1577 diyor kıyamet tarihi olarak. İşte 1560 küsür diyor. Hı. Şimdi onlar o devrin cinslerini rehavete düşürüp efendim biraz da Müslümanları da o devirde biraz rahatlatmak için söylenmiş Bediüzzaman'ın taktik usluplarından bir tanesi. Şimdi yani açık kapalı değil yani hepsi. Yani ikisi de hem açık hem kapalı. Ne diyor? 1545'te. Ne diyor? Birinde 1577'de olabilir diyor. Şimdi ne diyecek 1545'e gelince adam? Ya diyecek bak 1577 de diyor. Daha var diyecek. Evet. Davete kapılacak. Günün tepesine kıyamet koptuğunda 1545'in doğruluğunu anlayacak. Üstadın üslubundan anlaşılır o. Diyor ki 1506'ya kadar açık galibane, 1506'dan sonra gizli ve mağlubane vazife-i tenviriyesine devam edeceğini diyor. Remze yakın ima ediyor diyor. 1543'e kadar devam edeceğini. 1543'ten de yeniden bir hareket olacağını söylüyor. Yeni bir darbe, yeni bir fikir akımı. Yani komünist bir fikir akımı yeniden. İnkılabı azim ediyor. 3 inkılabı azim. 1543'ten 45'e kadar. 1545 gibi de diyor, kafirin başına kıyamet kopacağını işaret eder diyor. Ben diyorum ki 1545 dediği doğru. İnşallah. 1577 ayrı o. İnşallah. O bir belki zihin dağınıklığı meydana getirmek için o devirdeki bazı insanlara karşı söylemek bir söz olabilir. Çünkü mutlaka alay edecekler. Diyecekler ki ya diyecekler şu anda da alay ediyorlar. 1545'te kıyamet kopacakmış diyor. Ne alakası var ya diyorlar daha. Milyon sene var diyorlar.
Daha Bismillah diyor. 300 yıl geçecek önce diyor. Bak Nur talebeleri söylüyor bunu. Kendi evet. talebelere. Daha önce bak şu deminki 300 yıl var ya onu bile söylerken çarpıtıyor. Diyor ki Bediüzzaman 300 yıl var dedi diyor. Yani bu hep işin doğrusu gafil avlanmaları için yapılmış. İlmi ledünün bir uygulamasıdır. İlla mecbur ettiniz madem söyleyeyim yani. İlmi ledünün bir uygulamasıdır. 1545'te şimdiki nesil zaten yeni doğanlar pek görmezler de onların çocukları görecekler. Söylesinler çocuklarına. Hocamız böyle demişti desinler. Bir kayanın üstüne yazsınlar 1545'te. O kaya eğer 1546'ya kalırsa ben onlar ne diyorsa bana gıyabımda kabul ediyorum. Tuzla buz olacak. 1545 net tarihtir. Bir kere bak 1545 5 4 5 o olay zaten oradan anlaşıyor. 46 olsa tarih ileriye geçmiş oluyor. Tam sınır tarih. Bir de Peygamberimizin hadisiyle çok uyumlu 1545. Evet. Çünkü Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyanın ömrü 7000 yıl diyor. Yani 7000 yıllık bir tarih veriyor. Bir takvim tarih veriyor. Bunun kaç senesi geçti diyor? 5600 senesi geçti diyor. 7000'den 5600 çıkarsa kaç kalır? 1400. Bu ne demektir? Ümmetin galibane ömrü 1400 ve 1500 arasında. Evet. 1500'den sonra bozulma başlıyor. Eğer 1600'e kalırsa hadisin yanlış olması lazım. Evet. 1600'de kalmaması için 1545'te kopması gerekiyor. Evet. Çünkü 46 olursa tarihte atlama olmuş oluyor. Evet. Yani evet. O hadise göre tam olmuş o zaman. Mesela 56 da kilit tarihtir. Mesela 55 ortadır. Evet. 56'ya girdin mi yeni bir çağa tarihe girdin demektir. Evet. 55 ortadır. 45 de ortadır. Yani iç tarihte ortadır. Dış tarihte de 56 noktadır. 1545 tam sınırdır. Ve doğru söylüyor Bediüzzaman. 1545. İki yıldır zaten küfrün, Allahsız, kitapsız, azgın senelerin vakti. Zaten o iki yıl, 200 yıl gibi gelir insanlara. Yani çok acımasız geçecektir. Yani Cenab-ı Allah'ın sabrının bir tecellisidir o iki yıl. Yani müthiş kepazelik olacak. Annesiyle ilişkiye girenler, babasıyla ilişkiye girenler, rezillik, kepazelik, sokakta adamları kesmeler, yani akıl almaz zulüm olacak, akıl almaz kepazelik olacak. Bakın şuradan da anlayacaksınız. Şimdi Mehdi'ye ilgili verilen tarih, alametler. Bak diyor ki, ülema ve alimler teker teker ümit kesecekler Mehdi'nin çıkışından. Her hafta bir alim Mehdi'den ümit kesiyor. Evet. Her hafta. Evet hocam. Her ay, her yıl bir alim ümidini kesiyor. Şiddetle Mehdi'yi savunan adamlar vazgeçiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk iki defa üst üste yazı yayınladı. Net tarih vererek Mehdi çıktı dedi bu yüzyılda. Çok kapsamlı anlattı. Sonra da ne Mehdi'si ya dedi. Mehdi diye bir şey yok dedi. O büyük Şeyh Efendi de, kıymetli Şeyh Efendi de öyle. Mehdi konusunu şiddetle savunurken Mehdi fitnesinin kitap yazacağım dedi. Evet. Şiddetle reddetti. Teker teker vazgeçler. Tek direnen Şeyh Nazım Adil El Kıbrisi'dir. Maşallah. Büyük üstad. Üstadlar üstadı. Bir tek direnen odur.
Ve talebesi Şeyh Ahmet Yasin ve tabii o diğer talebeler var. Onlar normal ama asıl direnen Şeyh Nazım Adil el-Kıbrisi'dir. Her ne pahasına olsun direniyor. Mesela ölecek zannettiler, Allah vermesin. Ölüm döşeği zannettiler. Orada bile direndi. Evet, Mehdi'yi ben göreceğim dedi. Evet, maşallah. Bediüzzaman talebelerinden de çoğu direnemediler, vazgeçtiler Mehdi'yi beklemekten. Bak Seyyid Salih Özcan hocam direniyor. Maşallah. Sungur abi direniyor, Abdullah Yeni abi direniyor. Biz göreceğiz diyor onlar. İşte bak. Bak ey yüzden ta 300 seneden sonraki. 300 seneden sonraki, 1300 seneden sonraki. Yüz. Yüksek asrın arkasına gizlenmiş, sakıtane benim sözümü dinleyen ve bir nazarı hafî gaybiyle beni temaşa eden Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet. Efendim. Sonra Yusuf Ahmet'i bırakmış. Bediüzzaman. Nedir o? Maşallah. Yusuf oğlu Ahmet. Maşallah. Efendim. Kim bilir kim? Bak ne yapayım diye acele ettim. Kışta geldim. Siz inşallah cennete asa bir baharda gelirsiniz. İşte Arap baharı denen evet. Devir. Evet. Şimdi ekilen nur tohumları zeminde çiçek açacaktır. Ve devam ediyor bak sonra diyor ki bu konuşmanın devamında ey 100 sene sonra gelenler diyor. Neymiş? 1300'den sonraki 100'müş. Ey 100 sene sonra gelenler. O kadar. Başka bir tarih yok. Şu kalenin başında medreseye Nuriye çiçeği yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyetle yaşayan Medrese-i Zehra'ya cismani bir surette bina ediniz demektir. Zaten eski Said ekser hayatı ve o medresenin hayaline gitmiş. Devam ediyor, evet. Efendim, bu kitaptan bir tane daha getirsinler. Bu ilk o zaman baskısı. Yani bu şey olarak baskıydı. Evet. Bizim için yapılan bir baskıydı. Evet, evet. Gerçek baskısı gelsin. İnşallah. Bak eğer evet diyor yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren hakikati Kur'an'ı mayası ile ve imanın nuruyla ve İslamiyet'in şerefiyle beslenen tekamül eden Ali Beyt elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikati Furkaniye'yi ve sünnet-i Ahmediye'yi ihya, ilan ve icra. Bak Mehdi'nin üç görevi. Bir ihya ediyor. İlan ediyor, ilan ediyor, bütün dünya ilan ediyor ve bütün dünyada icra ediyor. İcra ile baş kumandanları olan, Bediüzzaman baş kumandanlık yapmadı. Bütün İslam aleminin baş kumandanı olacak diyor Bediüzzaman. Askeri, siyasi, sosyal her yönde manevi lider. Bak baş kumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemali adaletini hakim olarak adalet sunacak bütün dünya kemal adaletini ve hakkaniyetini, hakkı arayan tavrını dünyaya bak, bütün dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım, zaruri ve hayat içtimai insaniyedeki düsturların müktezasıdır. Mehdi diyor bütün dünyaya adaleti yayacak, adaleti hakim edecek, İslam'ın hakkaniyetini bütün dünyaya göstertecek, İslam'ı ihya, ilan ve icra edecek diyor dünya çapında. Anlamazdan gelinecek gibi değil.
Bak Bediüzzaman diyor ki hem bu üç vazife birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, mükemmel olması, birbirini cerh etmemesi pek uzak, adeta kabil görünmüyor. Bediüzzaman'ı ısrarla Mehdi olarak ilan edenler utanmaları lazım. Bediüzzaman diyor ki mümkün değildi benim zamanımda Mehdi'nin gelmesi. Çok açık anlatıyor. Bak üç vazifeyi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması, mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, bozmaması pek uzak, adeta kabil görünmüyor. Ancak bak ancak ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin aleyhissalatü vesselam cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevide ancak ihtima edebilir. Benim zamanda olması mümkün değil diyor. Ancak Mehdi zamanda, ileride gelecek olan Mehdi'de, cemaatinde ve cemaatinde meydana gelecek şahs-ı manevide oluşabilir diyor. Yani ileride gelecek olan, bak üç şeyden bahsediyor. Mehdi, cemaati ve Mehdi'nin cemaatine olan şahs-ı manevi. Ahir zamanda olacak bu diyor. Benim zamanda olması mümkün değil diyor. Ve şahs-ı manevi gelecek demiyor. Bak Hazreti Mehdi diyor. Hazreti Mehdi ve cemaati oluşacak diyor ileride. Hiç kıvırmalarına, oynamalarına falan gerek yok yani. Yalan söylemene gerek yok. Bak ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın, yani insanların gözünün içine baka baka bu narcıların yalan söylemesi, sahtekarlık yapması çok büyük bir mucize. Yani bu kadar kapsamlı yalan söylemeleri ve ona da kaz gibi bir kısım insanların inanması. Hadi onlar sahtekarlık yapıyor. Yani çok ilkel bir zeka göstertiyor. Senin avanak aklın bunu nasıl kavrayamıyor peki? Yani o tamam çok aptalca yalan söylüyor. Evet. Çok ahmakça. Yani tam gerizekalı gibi yalan söylüyor. Yani gerizekalı olmak suç değildir de. Bir şeydir, imtihandır onun için. Ama en azılı ahmağın bile, ben manevi ahmağı söylüyorum. Söyleyemeyeceği şekilde alenen yalan söylüyor. Bu karşısındaki zavallı ahmak da tam bir ahmağa yakışır şekilde, aa öyle mi abidin, o da inanıyor. Ulan abanak, baksana açık, bak ümmetin beklediği diyor. Gelse ümmetin beklediği der mi ya? Tabii. Ahir zamanda gelecek diyor. Ahir zamanda gelecek. Zatın, şahsı manevin de demiyor zatın. Üç tane vazifesi, bak üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetli olan imanı tahkiki, neşve-i ehl ve iman delaletten kurtarmak cihetiyle diyor. Ya diyor bu, ümmetin beklediği diyor burada diyor. Demek ki gelmiş diyor. Ulan ümmetin beklediği diyordu gerizekalı. Ahmak. Gelse ümmetin beklediği denir mi lan? Bu adamlar benim aklım sırrımı almıyor. Bak ahir zamanda gelecek diyor arkasından. Ha demek ki gelmiş diyor. Ulan gelecek diyor, görmüyor musun? Zat diyor. Yok yok, şahsı manevi diyor orada diyor. Ulan zat diyor, zat. Z-A-T-I-N. Zatın diyor. Vazifesinden en mühimi ve en büyüğü diyor. Yani iman hakikatleri ilgili işte Kur'an mucizeleri, tabiat Allah'ın yarattığı şeyler, mesela çiçeklerin, böceklerdeki, hayvanlardaki harikalar, bunları kitap haline getirecek. İnternetten, bilgisayardan, CD neyse artık ahir zaman imkanlarının bunu yayacak diyor. Bu 40 yıllık bir mücadelesi Mehdi'nin. En önemli vazifesi budur diyor. Ondan sonra diğer görevleri yapacak diyor. Ve üçünü birden yapacak diyor. Yok diyor, üçünü birden yapamaz. Lan üçünü birden yapacak diyor Bediüzzaman. Peş peşe yapacak diyor. Yok öyle olmaz diyor. Bediüzzaman diyor ki eğer bir tanesini yapıyorsa o büyük Mehdi değildir diyor. Yani mesela sırf iman hakikatlerini yapıyorsa o büyük Mehdi olamaz diyor. Sırf siyaset alemindeyse yine büyük Mehdi olamaz. Sırf saltanat alemindeyse yine Mehdi olamaz. Üçünü birden yaparsa büyük Mehdi'dir diyor. Onlar diyor şey ayıracağız diyor. O zaman üç ayırırsan üçü de büyük Mehdi olmaz. Bak devam ediyor Bediüzzaman, diyor ki bu hakikaten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Bak sonra gelecek o mübarek zat. Yo diyor, burada gelmiş diyor işte, görmüyor musun diyor. Ulan diyoruz mübarek zat diyor, diyor. O şahsı manevi diyor işte orada, görmüyor musun diyor. Ya insanı bunlar artık hani var ya öyle tipler. Bak bu hakikaten anlaşıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşve tatbik edecek.
Demek ki bir kısım sahtekar narcılar Risale-i Nur'un gizleyecek bu hakikatlerini, Bediüzzaman'ın bu gerçeklerini gizleyecekler. Mehdi de gürül gürül anlatacak. Bu sahtekarları rezil kepaze edecek bu narcıları. Nerede tutarsa çökertecek demek ki onu anlıyoruz. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Radyolardan, televizyonlardan neşredecek ve tatbik edip uygulayacak. O zatın ikinci vazifesi, o zatın üçüncü vazifesi. Bak yazılmış böyle zaman. Anlaşılmayacak gibi değil.